Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selam ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala Resulina Muhammedin salavat. Dün de kaldığımız zaman bir parça kalmıştı. Onu da okuyalım bir parça mı? Zaman. Sonra Bing Bang ayet-i kerimede tespit edildi. Bir de esir okuyacağız değil mi? Beraber yapacağız bakalım. 571 sözler. Zaman. Hatta bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, dikkat et bak, bir dakikada, bu ses hoşuma gidiyor, o dünya. Bak, bir dakikada insanın gördüğü rüya, hiçlik değil, var, yaşadığı. Beyin, ilk önce onu söyleyeyim. Beyin, rüyada, hayalde, gerçekte, rüyada, hayalde, gerçekte gördüğü şeyi hepsini aynı bilir, aynı görür. Bu rüyadır demez. Bu hayaldir demez. Burada ne karımız olacak? Korkunç bir şeydir. Güzeli hayal et. Doğruyu hayal et. O hayaldir demez. Öyle salgılama yapar vücudu. Doğruyu düşün, doğru yaşa. Mutlu insanlar, her imkanları yerine gelen insanlar değil. Doğru düşünmeyi becermiş insanlar. Yani mesela ha yemeği gördünüz Ramazan'da, açsınız. Ha hayal ettiniz. Aynı salgılama yapar. Fazlalık o yemekten kokusu, koku da aktif olur. Ha? Kalbe en yakın olan organ kulaktır. Hemen. Akla en yakın olan, hemen aktif olan, görsel değildir, kokudur. Bu, buralardan psikoloji, veri tabanım bu benim. Benim psikolojide, ne güzel dedi ya, kim demişti ya dün, şey, dün, yok, dedi ki, bir tanesi sordu, bu kadar psikoloji ders yaptınız, psikoloji okudunuz mu? Yani okulunu okudunuz mu, kitap okudunuz mu? Yok dedim. Yalnız Risale'ni okudum. Bir tanesi dedi ki, psikoloji okusaydınız, psikolojiniz bozulurdu diyor. Kimdi ya o? Dün akşam. İmam dün akşam. Hoca, hoca. Cami hocası değil mi? Diyanetin, hı. Diyanetin hocası. Evet, ha, tamam, tamam. Neresi doğrusu? Nordenham. Nordenham. Nordenham'a Nordenham. İfade edildi. Ama harika bir laf etti. Çok, evet. Eğer psikolojiyi okusaydınız, psikolojiniz bozulacaktı abi. Şimdi bak, o zaman niye böyle? Akıl bir alettir kardeşim. Çevirdim ben böyle. Der mi ki, ben burayı çekmek istemiyorum resmi. Böyle çekmek istiyorum. Der mi böyle bir şey? Alettir. Nereye çevirirseniz o gösterir. Orayı gösterir. Orayı gösterir. İşte uyuduğun zaman bile o çalışıyor. Abi. Çalışıyor. O akıl uyumaz. Böyle bir şey yok yani. Gözü kapansa da akıl uyumaz. Yok çünkü uyku bedenseldir. Mesela niçin bedenseldir? Nerelerden bağlı yapıyorum? Nefse darbe vuruyorlar büyük zatlar. Bedenden çıkmak için. Ne yapıyorlar be? Nefse darbe neyle vuruyorlar? Açlıkla. Açlıkla, uykusuzlukla. Tamam. İkisi de bedenseldir. Açlık da, uyku da bedenseldir. Ruh uyumaz. Cennet uyku yoktur diyor. Allah'a da zaten sinetum ve la nevum. Allah'a uyku tutmaz. Ruhta uyku yoktur. Uykunun lezzetli olması vücuttaki yorgunluktan kaynaklanır.
uykunu aldıktan sonra yatmak işkencedir. Yatamazsın zaten. Yatamazsın. Şimdi bakın bir daha. Hayal ettiğin bir şeyi, rüyada gördüğün bir şeyi, realitede gördüğün bir şey, beyin, akıl aynı yapar. Yani şu karşıdaki manzara fotoğraf çekerken böyle bir şey, bunu çekti ve portre var, resim var. Neyse o, çeker. Alettir. O zaman ne işimize yarar? Uykuyu da söyleyeyim de ondan sonra ne işe yarar diyeyim. Rüyada dolaşıyorsunuz. Bir köpek kovalıyor. Birisine bir şey diyorsun. Ve birisi, bir yerler görüyorsunuz. Gusül icap ediyor. Bu gözü mü kullanıyorsunuz? Bu kulağını mı kullanıyorsunuz? Koşarken bu ayağı mı? Ama buna fatura çıkıyor. Gusül bu yapıyor. Bu yapmadı. Bu yapsa zina olur. Peki köpek kovaladı. Yataktaki ceset değilse, ceset niye terledi? Demek ki gördüğünle bedenen yaşadın aynı şey. Koşsaydın böyle terleyecektin, rüyada koştun aynı oldu. Paralel evrenler var. İkizin var senin, ikizin. İkizin. Kuantumda da gerçek abi bu paralel evrenler. Öyle mi? Tabii. Ben buna şahit oldum abi. Sizin bir dersinizde söylemiştiniz. İkiniziniz var diye. Cenab-ı Hak iki defa bana gösterdi. Birinde koştum, birinde de böyle bakıştım. Ben kısmen yaşadım. İkizini kimisi rüya der, kimisi arş der. Seviyenize göre farklıdır bu ikiz. Ben ikizimle soru sordum, ikizim cevap verdi. Benden bana. Ben diye koştum Risale-i Nur diye. Hasan Feyzi abi de diyor zaten. Hissettiklerimi, Risale'de gördüklerimi desem beni buradan uçururdunuz. Peki hangisi fotokopi abi? Hiçbirisi fotokopi değil. Hepsi asıl. Hiçbirisi fotokopi değil. İnan bana. Ağlamam geliyor. Yapma. Vallahi. Cennette nihayetsiz yerde olacaksın, hepsi sensin. Nihayetsiz farklı iş yapıyorsun, bir iş gibi. Şöyle diyeyim. İnşallah yanlış anlaşılmaz. Yani orayı bırakırsınız, genişletmezsiniz. Hadiyetli tecellisi mi? Ha? Hadiyetli tecellisi mi? Evet. Allahu ehad tecellisi. Mesela burada iman ettiğimizi orada yaşayacağız. Ne demek o? Allah'a iman ediyoruz. Değil mi? Cennete iman, ahirete iman ediyoruz, orada yaşayacağız. Allah'a iman ediyoruz. Allah nasıl itikadımız? Allah bir anda her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Nihayetsiz iş yapar. Bir iş gibi ne zor olur ne kolay olur. Her yerdedir. Hiçbir yerde değildir. Her istediği olur, istemediği olmaz. Öyle değil mi? Cennette de sen böyle olacaksın. Bunun sebebi haşa panteistler gibi ilahlaşmak değil. Allahu Ehad ismine azami derecede mazhar olacağımız için. Ehad. Ne demek? Haşa. Güneşe. Ehad. Tamam mı? Ehadi. Her bir deniz damlası, katresi, damlası, güneş gözüküyor mu? Bunların her birisi ehadiyet. Yekününe vahidiyet. Bu da zat. Yani Allah her yerde, hiçbir yerde değil. Deniz üzerindeki damlalar gibi. Damlalardaki güneş gibi. Nur olduğu için, nurani ve nur olduğu için aslına, aslı hasiyetine sahip. Yani şöyle ayna düşün. Gözüküyorum. Yansıt oraya. Yansır mı benim bu resmim? Şöyle. Yansımaz. Kesif olduğum için. Güneşi koyun. Yansır. Nurani şeyler yansır. Aslı ile aynıdır. Gayri değildir. Ne aynıdır ne gayridir. Ama hususiyetlerini taşır. Hususiyetlerini taşır.
Böyle değil. Nur, bu yarım nurani, nurani, güneş. Tam nurani de değil. Şimdi deniz yüzündeki her bir katrede güneş ne aynıdır ne gayrıdır. Kendisidir değildir. Tamam. Şimdi böyle inanıyoruz. Cennette biz her istediğimiz olacak. İstemediğimiz olmayacak. Biz zaten burada böyle inanıyoruz. Allah'ı da biz bilmiyoruz. Allah'ı Allah biliyoruz. Sırf o kadar biliyoruz. Allah başka bir şey mi? Tabii ki. Allah, Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah. Bu esma, sıfatta başka bir şey. Sıfat, esmalar sıfattan çıkar. Sıfatlar şuunattan çıkar. Şuunattan mahiyeti zatiye çıkar. Bir daha, keşke tabela olsa. O yansıtıcılığın bir dahaki gelişimde göstereyim. Tamam mı abi? Tamam. Sırf o, bunun için olsaydı şimdi yeterdi. Bak, esma nereden çıkıyor abiler? Sıfattan. Sıfattan. Sıfat? Şuunattan. Şuunattan. Şuunat? Mahiyet. Mahiyeti zatiye. Allah nedir? Esma mıdır, sıfat mıdır? Bismillahirrahmanirrahim'deki Allah. O Allah ismi. İsim ya. Esmadır. Esmadır. Ha. Bu esma sıfattan çıktı. Sıfatta o yok. Başka bir şey. Allah ismi yok orada sıfatta. İsim esimde. Yani tövbe anlamak için soğan kabuğu gibi düşünün. En diş kabuğunda esma. Soğanın en diş. Onun gir içeriye sıfat, gir içeriye şuunat, gir içeriye mahiyeti zatiye. Tamam mı? Mahiyeti zatiye, şuunatı zatiye, sıfatı subutiye veya sıfatı zatiye. Esma-i Hüsna. En diş tarısı burası. Allah, Rahman, Rahim isimlerdir. Esmadadır, sıfatta değil. Oradan çıkmış. Aynısı yok burada. Ha? Kelam benden çıkmış. Ama ben kelam değilim daha. Başka bir şey. Anlıyor musunuz? Allah deyince o Allah hakkında böyle şey konuşuyorsun bir anda. Ya esmadan konuşuyoruz be kardeşim. Sıfattaki Allah'tan zaten konuşamayız ki. Nasıl bir şey bilmiyorum ki. Sıfattaki Allah'ın bilmiyorum ki. Yani diyebilir miyiz abi şimdi birini tarif ederken örneğin. İşte Hasan görüyor, Hasan konuşuyor, Hasan işitiyor, Hasan kokluyor. Ama kok Hasan değil, görmek Hasan değil. Evet. Yani bunların toplamı. Evet. Hasan olmuş. Beşeri, evet. Gibi. Yani sıfattakini bilmiyor. Sıfattakini bilmiyor. Ama biz sıfattakine de Allah diyoruz değil mi abi? Yani? Allah diyoruz da ama. Başka bir Allah yani. Mahiyet bilinmiyor. Yani. Tanımlamak için. He yani mesela Bismillahirrahmanirrahim. Allah, Bismillah'da üç tane isim var. Allah, Rahman, Rahim. Esmadır ya. Allah ismi azamdır ya. Zatı gösteren isimdir. Fiili esmaları var. Tamam mı? Zat mesela Allah'a Samet Ustad diyor da Emirdağ'da. 96 ikinci Emirdağ'da. Zatı isimler var. Zatı isimler var. Efali isimler var. Tamam mı? Sahip. Allah, Samet, Ehad. Zat isimlerdir. Tamam mı? Fiil isimler. Fiil isimler. Rahman, Rahim. Tamam mı? Rezat. Rezak, Şafii, fi burası şey. E peki bu esma, Allah'taki esma sıfattan çıktı. Ama sıfattaki Allah'ı bilmiyoruz yani. Ama Murat ne dedi? Daha şey dedi değil mi? Tabii Allah ama başka acayip keyfiyette. Ya. Yani tabiri caizse tövbe. Esmadaki Allah'tan sıfattaki Allah daha kaliteli bir şey. Hani... Anlamak için yani. Lütfen bağışlayın yani bunu. Sen bir kere bir şey söylemiştin de hani tam uyuyor buraya herhalde. Esmadaki Allah'la sıfattaki Allah'ı tanımlamak için. Esmadaki Allah hani lehul esmaül hüsna. Bütün güzel isimler ona aittir derken abi. Allah aslında sıfatta o Allah değil yani. Sıfatta o Allah değil. Aha. Yani. Allah aslında o Allah değil. O Allah değil. Biz sadece tanımlamak için Allah tamam. Diyoruz yani. Evet. Ne diyeceğiz başka? Başka ne diyeceğiz? Lehul esmaül hüsna. Bütün güzel isimler onudur. Yani masadaki her şey Hasan'ındır. Masadaki Hasan değildir. Ha, bütün güzel isimler Allah, Rahman, Rahim, Rezzak, Şafi tamam mı? Bunlar Allah'ındır. Ama Allah değil. Ama değil de değil. Yani Esma'da Allah. Peki ne diyeceğiz başka? Ha, yani sonra sıfat nereden çıktı? Şuna. Şunattaki Allah hepten bambaşka. Şuunat nereden çıktı? Mahiyet. Mahiyeti zatiye. Oradakini zaten
Aa, zayi yok etse ne olacak ki? Hiçbir şey yok. Yani Allah evet. Allah Resulü Miraç'ta demiş bunu. Demiş ki ya Rabbi bil mana tam metnini bir şey yapamıyorum. Ya Rabbi kendini en iyi bilen yine sensin. Orada sen şey dedin adam mahiyeti zat'taki mahiyeti zatiyedeki şeyi abi tanımlayacak bir şey yok. Yani aslında var ama biz göremiyoruz. Biz yok. Biz mesela hani bazılar soruyor Allah'ı niye görmüyoruz? Görülmek istenende sorun yok. Görende görememe sorunu var. Sorun görende. Görmek isteyende. Sen göremiyorsun. Şimdi kalkıp da radyo dalganını görmüyorsun. İşitiyor musun Hasan? Yok. Yok. Sorun kimde? Onda sorun yok. O var. Sorun işitmek isteyip de işitemeyende. Görmek isteyip de göremeyende. Allah'ın gözükmemesi Allah'ın sorunu değil. Görmek isteyen insanın sorunudur. Bana yükleme onu. Senin sorunu bana yükleme. Senin sorunu. Allah gözükür. Ehl-i sünnet ve cemaatin kaidesidir. Ama baş gözüyle gözükmez. Hangi gözde? Ben başka bir göz söyleyeyim. O gözde. Şimdi yatıyorsun. Neler yapıyorsun, neler seyrediyorsun? Bu gözle mi seyrettin? Bu kulakla mı duydun rüyadaki? Bu ayakla mı dolaştın? Bu vücutla mı yaptın onları? Niye buna fatura çıkıyor? Terliyorsun. Gusül abdest alıyorsun. Annenle babanla mazide, istikbalde görüşüyorsun. Çocuğum olmuştu, büyümüştü, onunla konuştum. Gelecekteki çocuğumla konuştum. Dedemin babaannesiyle görüştüm. Bu gözle mi gördün? Allah'ı da ruh gözüyle gözükür. Yani kalpte ne var? Vicdan var. Dima var. Kalp iki ayağı var. Bu ben kalp kabul et. Tamam mı Hasan? Bir ayağım vicdan. Bir ayağım dima. Bu cesedimi tutuyor. Görüyor musun? İki ayak. Makesi hissiyat vicdan. Makesi efkari, böyle yapıyorum ki 25. kare kalsın dimağınızda böyle. Matraklık yapıyorum. Dima. Fikriyat, hissiyat. Vicdan anladık mı? Peki vicdan, vicdanın en diş kabuğunda ne var? Vicdanı soğan kabuğu gibi kabul et. İrade. Zihin. His. Latife-i Rabbani vazifesi nedir? İradenin vazifesi nedir? İbadetullah. Zihnin marifetullah. Hissin muhabbetullah. Latife-i Rabbani'nin müşahedetullah. Allah'ı görmek. Peki görüyor mu? Ben bir parçasını söyleyeyim mi? Görüyor. Her Müslüman görüyor da kör olası cehalet, kör olası zalim cehalet, gaflet bunu tanımlayamıyor. Yani görmeyi illa renk ve şekile indirdiği için görmez. Latife-i Rabbani Allah'ı görüyor. Bir tanesini söyleyeyim. Her Müslüman görmüş. Ama keyfiyetini bilmiyoruz. Mesela namazda veya derste. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Errahmanirrahim. Maliki yevmiddin. İyyâke ne'abdü ve iyyâke nesta'in. Namazda, bazı namazlarda lezzet almıyor muyuz? Her rekatında olmasa bile. Bazı derslerde keyif almıyor musun? Bu senin irfanı. İrfan. O lezzet almak namazda Latife-i Rabbaniye'nin Allah'ı aralamasından kaynaklanıyor. Allah'ı görüyor. Ama gör olası, kör olası cehalet görmeyi göze indirgediği için kulağın gördüğünü, burnun gördüğünü, dilin gördüğünü, elin gördüğünü, hissin gördüğünü, latifenin gördüğünü, latife-i Rabbani gördüğünü anlayamıyor. Aklı inmiş gözüne ya, her şey bu ya. Bazılarının uçkurluğuna inmiş akıl, bazısının aklı hep mideye çalışır, aslında göze çalışıyor. Aklın gördüğünü göz görebilir. Gözün gördüğünü kulak, kulağın gördüğünü ağız, ağzın gördüğünü el görebilir mi? Sert miymiş?
Latife-i Rabbani bir gözdür. Onun o işi de Allah görmek. Peki gördüğünü nasıl anlarız? Huzur olur. Hah bu. Bu işte. Bu üç şeyin çalışması mı gerekiyor görmesi için? Evet. Dibi çalışması lazım. Hı. Vicdanın dört anasır erbası, ruhun dört havası olan 146. 146 Hutbe-i Şamiye. Nedir? Diş kabuğunu söyler misin vicdanın? İrade. Gir içeriye. Zihin. Gir içeriye. His. Gir içeriye. Ha, iradenin eylemsel itibariyle ibadetullah'tır. İbadet yaptıkça iraden artar. Zihnin vazifesi marifetullah'tır. Tefekkür ettikçe zihnin marifeti artar. Bunu da artı koy. Sonra his. Muhabbetullah ne demek? El hubbu fillah ve el buzu fillah. Allah için sev, Allah için düşman ol. İhlas gibi bütün her şey sadakat ve ihlas bu çalışır buna. Allah için dost olacaksın. Allah için nefret. Dostunu, düşmanını Allah belirleyecek. O zaman muhabbetullah olur. Allah muhabbetini cebetmiş olursun. Üçü cem olursa Allah'ı seyretmeye başlar o nispetle. Her Müslüman. O zaman hep bu. Hep çalışıyor muydu? Hep çalışıyor. Hep böyleydi. Huzurdaydı. Onun için hiç bağı kopmamış yani. Yok. İşte bazen sıkıldığı zaman o meratip standart oluyor. Standart olunca onun sıkıntı gibi gözüküyor. Onun için ya Babekir rahatlat beni dermiş. Bizim bildiğimiz sıkıntı yok. Standartlaşınca uydurukçasıyla stabil yani... standart bir hayat der ustad. Yeknesak bir hayat. Vücuttan ziyade ademe gider. Var. Bak Kuksafen'deki kardeşi ne dedim ben? Ümit'e. Bozulma. Senin Almanya'da bozulma. Sen terakkidesin. Yükselmeyi bırak. Bozulma yeter. Terakkidesiniz. Size de söyle. Bozulma yeter. Sebebi o yürüyen merdiven söyledim. Veya nehir. Yürüyen merdiven bir hızla gidiyorsa, sen geri yürümeye kalkarsan, bir gidersen olduğun yerde durursun. İki ile gidersen, bir şerit bir ters tabii, şerit böyle akıyor. Sen iki ile böyle gidersen bir geri gitmiş olursun. Yani eğer bir geliyorsa, sen bir gidersen hız, durursun. İşte durmuyorsun aslında. Akıcılığa karşı standartlığını koruyorsun. Terakkidesin. Terakkidesin. Tabii. Yani bozulma yeter. Bizim gibi insanlar her gün eklenmesi lazım. Çünkü sırtımızda yük çok. Yani şuraya dolaşayım, buraya gideyim, bunu yiyeyim. Bizim gibi insan her şeyi yiyemez. Herkeste beraber olamaz. Herkeste seyahat edemez. Her şeyi içeriye sokamaz, yiyemez, gidemez. Şurası benim, şurası benim diyemezsin. Bak ne diyor? Hamburg'a gidelim değil mi? Bak şu içinde Bülent siler bunu. Ne diyorum? Zamanım yok. Onu da söyleyeyim mi? Aferin. Beykoz'dakini. Siler nasıl? Hasan Bey. Resmi bir altın yeri bulmuşlar. Resmi devlete müracaat etmişler. Tamam çıkartın. %60 devletin oluyor. Resmi ispat edilmiş yer. %40. Sahipli olduğu için sıkıntılıdır. Adamlar hoca lazım ki sahiplidir diye. Ondan sonra bir hocaya gitmişler. Hoca demiş gitmiş bakmış korkmuş. Sonra bana şey yapıyor değil mi? Bana diyor bir şey anlatmak için söylüyorum. Ne anlatmaya, neyle meşgul olduğumu anlatacağım. Ne olur başka şey yorumlamayın. Abi gelir misin dedi. %40'ını da sen de orada bizi koruduğun için çıkacaktan hisse alacaksın. Benim altınla uğraşacak zamanım yok. Yok. Vallahi yok. Anladın mı? Bizim öyle zamanımız yok. Biz bununla meşguluz. 571 sözlerle meşgul. Zamanım yok. Manyak mısın? Evet manyağım. Akıllı olduğumu kim dedi sen? Ben de diyorum ki beni takip etmeyin. Delinin birisiyim. Mutevazi yapmıyorum, doğru söylüyorum. Küllü nâsı mecnûnun alâ kaderil hava ihtilâfin cünûn. Allah Resulü diyor 13. şuada. Bütün insan konuyu da attım.
bütün insanlar rahatlayayım diye. Bütün insanlar delidir, delilik derece derecedir. Niçin? Allah'a ve ahirete inanacak, sonra da günah işleyecek. Bu deli değil midir? Kim ne kadar günah işliyorsa o kadar delidir. Ben de onun için deliyim. Ama bazıları zırzır deli tabii. Her gün televizyon seyreden zırzır delidir. Çünkü yarın hesabını çekecek adam televizyon seyredebilir mi? Peki. Allah'ı görüyorduk. Oradayız. Buradan bir kopalım. Esma'daki Allah, sıfattaki de Allah mı? Başka bir şey. Ama anlamak için diyoruz. Murat, tamam mı? Şimdi insan bir koridor. İnsan 18 bin alemin Hulasa-i Camiası Camiül Ezdad giydirilmiş. Esad. Abi o zaman sen hangi Allah'ı görüyorsun tabi caizse? Mesela o Latife-i Rabbaniye Müşahadetin alttaki Allah sana. Hangi Allah abi? He? Zatını mı aralıyorsun? Esma. Esma'daki Allah tamam. Tabii. Esma'daki Allah. Çünkü nereden çıkartıyorsun? İkinci şuada diyor ki Hazreti Ali'nin ismi azamı kaç taneydi? Altı. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakimun, Adun, Kudrusun. Ustad diyor ki bu ismi azamın nurudur diyor. Benim nurcularım ismi azam diye okuyorlar diyor, bu dersi. Bu ismi azam biliyorlar. Ağustat'ın ismi azam deniyor başında. Ama dikkat edersen şey yaparsın, anlarsın. İsmi azam değil o. İsmi azamın altı nurundan bir nurudur diyor. Nur başkadır, ziya başkadır. Nur çıkandır, veren ziyadır. Altının cemi tek bir tanedir. İkinci şuada cem etmiş. Altını, Ferdun koy tencereye. Ferdun, Hayyun, Kayyumun, Hakimun, Adun, Kudusun, karıştır. Karıştır, tek şey olur. Allahu Ehad. Altı nurunda bir nurudur diyor usta. İmam Ali İsmi Azam diyor. Risale-i Nur, altı nurun, İsmi Azam demiyor. Altı nurundan Risale-i Nur insan değil ya, Kur'an tefsiri ya. Ben Bediüzzaman'dan Said Nursi'ne bahsetmedim. Risale-i Nur dedim. Şöyle diyeyim. Deme. Peki. Lugatla Risale-i Nur okuyanlar bana diyor ki sen Risale-i Nur'u izah ediyorsun. En büyük izahçı sensin. Çünkü lügatla okuyorsun. Ben Risale-i Nur'u Risale-i Nur'la izah ediyorum. Ağzımdan çıkan kelimeleri bir tane söyle değildir de, külliyatta yok de. Hatta bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, şey diyor ki tıp felsefesi, 8 saniye. En uzun rüya 8 saniye. Ustad 1 dakika diyor. Hatta bir dakikada daha neler okuyacaktık? Esir okuyacaktık değil mi? Big Bang. Big Bang okuyacaktık. Şu zamana daha girmedik ha. Zamanın altyapıları bunlar. Siz dediniz ki bugün abi biraz hoş olsun bir ders. Çok güzel. Allahu Ehad. Hedefi İbrahim. Allahu Ehad. Allahu Ehad. Bu altı ismi bize şey biliyordum işte, İsmi Azam dedim. İsmi Azam'ın altı nurundan bir nur. Nurla ziyayı hemen şey yapayım, hemen alemimizde ta otursun. Kamerden başlamışsa ziyaya, vel kamere nura ayet Barlat'a geçiyor. Kamerden bize ziya gelmez, nur gelir. Güneşten bize nur gelmez, ziya gelir. Ziya bir pakettir. Tamam mı? Ziya bir pakettir. 7 tane rengin hulasası, başka ısı, ışık ve dalga boyların komplesine pakete ziya. Başlamsa ziya, ziyaya. Ziya gelir, kamere vurur. Kamer o 7 tane rengi yutar. 7 tane rengin hulasası olarak bize nur verir. Kamer
güneşten ziya alır, değiştirerek dönüştürüp bize nur verir. Bir daha, o zaman nur nedir? Ziyanın dönüşüm halidir. Biraz daha şey yapayım. Dün söylemiştik, ilkokul çocuklarında bize yapmışlardı. Bir küre düşünün. Küre, tamam mı? Yuvarlak. İp var burada. Çevirince bu dönüyor. Şöyle yapıyoruz ya, şşt, şşt, bu dönüyor. Böyle şey vardı, çekerdi. Düğme yapardı, düğmeyi alırdı bize. Düğme yapardık. Hı. Ama bu bir küre. Tamam mı? Hoca bize makasta kestirdi. 7 tane renk abi. Hatırlıyor musun 7 tane rengi? Ha, şey Murat. Mor, kırmızı, yeşil diye böyle 7 tane renk. Hiç boşluk bırakmadık abi küreye. Yani karpuz gibi yaptık böyle. Tamam mı? Çevir. Bir dönüyor ki küre. Beyaz. Beyaz gözüküyor. Beyazın müstakil bir vücudu yoktur. Vücutsuz vücuttur. Vücudu müstakil vücudu yok. Vücudu bütünsellikten kaynaklanıyor. Aydan bize nur geliyor. Anladık mı? Güneşten 7 renk paketi olarak geliyor. Şimdi 6 nurundan bir nurudur diyor. Bak hakem ismine bak, fert ismine bak. İsmi azamın 6 nurundan bir nur. İsmi azam ziyadır. Nur ise içindeki renklerdir. Bazı tek tek bilgiler olunca üzerine bina ediyorsun. Külliyatı külliyatla. Bir daha okuyayım. Aynı kelimedeyiz bu, görüyor musunuz? Hatta bir dakikada insanın gördüğü rüya, hayvanın değil, onun içinde işittiği sözleri bir dakikada, söylediği kelimeleri böyle dura dura, parmağını koya koya, gazete gibi okuma demiş. Tamam. Canım benim üstadım. Toplansa bir dakikada gördüğü rüyanın içerisinde işittiği, içeriği aldığı, dışarıya boşalttığı, söylediği kelamlar toplansa, evet herhalde şu tutkak geldi, gelsin. Toplansa, uyanık alemde bir gün belki daha fazla zaman lazımdır ki bunları duyayım, söyleyeyim. Ne kadar? Uyanık alemde bir gün belki daha fazla zaman lazımdır. Bir gün veya daha fazla gün lazım. Niye böyle? Zaman, yatan insanın zamanı yok mu? Yatıyor bir dakika. Ama o dakikanın içerisinde bir günü bir ay soktun. Yani o sözleri söylemeye kalksan, o sözleri işitmeye kalksan bir gün veya daha fazla zaman lazım. Söyledin ama. Söyledin işte. Nasıl oldu? Zaman var ya saniye. Tık, tık, tık. Saniye, tık ya, durdu mu? Bunu tut. Tık etti mi? Bura. Tık edince burada durdum. Bunu da tut abi. Elini sok abi, bunu da sok. Açar mısın? Gir içeriye. Sahnenin arkasına girdi. İşte bastı zaman. Zaman arkasına geçince, artık geçtikten sonra yaptığın iş buradaki zaman birimi yoktur. Başka bir birim var. Başka bir birimle ölçülür. Akılsızlar. Şuttgart'tan beri geliyorlar, bu deliyi burada dinleyeceğiz diye. Ama onlar Risale-i Nur dinlemeye geliyorlar. Ozan akıllı adamlar. Adam dinlemeye geliyorlarsa delidirler. Hakikati dinlemeye geliyorlarsa ehli haktırlar. Hoş geldiniz. Şimdi rahat. Zaman içinde zaman. Yani zaman içinde zamanı uyuyan dakikadır, değil mi? Uyuyor. Uyuyan zamanı geçirmiyor.
yaşamıyor. Uyuyor. Peki onun içerisindeki rüyada da başka bir zaman geçirmiyor. Zaman içinde zaman oluyor. Zaman içinde zaman oluyor. Zaman genişliyor. Sanki dehr esmasına mazar olmuş. Bir dakikada söylediğini, duyduğunu, bir gün belki daha fazla zaman lazımdır. Yani gündelik hayatta hep konuşuruz. Zamanım yok. Zamanım geçti. Tamam mı? Zaman olursa gelirim, yaparım. Gündelik hayatta hepimiz kullanırız ama bir Allah'ın kulu çıkıp da zamanı kim görmüş demiyor. Her şeyi tanımlıyor. Onu tanımlamayı düşünmüyoruz. Her şeyi gösteriyor. Kendisi gözükmüyor. Allah her şeyi gösteriyor da kendisi niye gözükmüyor? E zaman? Zaman gösterdi. Zaman meyveleri çıkarttı. Ama kendisi yok. Çünkü her şeyi gösteren bir şey olamaz. Bütün renklerin sahibi bir renge giremez. Zamanı gören var mı? Ama gündelik hayatta hiç kimsesinin şüphesi yok. Devam ediyorum. Demek oluyor ki bir zaman-ı vahid, bir dakika yatıyor, başkası da yatıyor orada. İki şahsa nispeten aynı vakit yatıyor. O yatıyor, oturuyor. İki şahsa nispeten aynı vakit, birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Ha? Mesela uçaktan korkan bir insanın türbülansa girdiği zaman o bir dakika ne kadardır? 10 sene kadar adam ihtiyarlar bazıları. Bazıları bir hafta. Mesela meşhur bir ateist, isim vermeyin, filmci, film çekmeye Malatya'ya giderken uçağa biniyor, binince korkusundan ödü patlayıp ölüyor. Ödü patlıyor, meşhur ateist. Eskilerden. Bir de onun için mahkemeye gitmeymiş. Ateist dedim diye. Malum biliyorsunuz, uçakta öldü. Yani bir dakika. Bak onun bir dakikasında bütün ömür yok oldu. Bir dakika rüyada. Demek ki zaman nisbidir. Zaman Denizli, Edirne, Hatay, Rize, dehr esmasından kaynaklanıyor. Esma cansız, hayatsız, şuursuz olmaz. Zaman canlıdır, ruhludur, şuurludur. Kime nasıl akacağını bilir. Zamanın tesiri, hadiseye tesiri azimdir diyoruz da. Zaman gösterdi ki, zaman ifade etti ki, bir bakın neler tabirler geçiyor. Şuurlu olmuş, zaman gösteriyormuş. Zamana yay. Diyorum. Evet, ondan sonra zaman iyi bir müfessirdir. Tefsir eder onu diyor. Alimdir, cahil değilmiş bak. Zaman bir hareket değildir. Anlamlandırandır. Buraya bitti. Metni bitti. 570 metni bir daha okuyayım düz. Hatta bir dakikada insanın gördüğü rüyayı, virgül. Onun içinde işittiği sözleri, virgül. Söylediği kelimatı toplansa, virgül. Uyanık alemde bir gün belki daha fazla zaman lazımdır. Demek oluyor ki bir zaman-ı vahid. İki şahsa nispeten birisine bir gün, birisine de bir sene hükmüne geçer. Metin bitti, epey konuştuk. Yarım saat geçti. Şimdi buradan noktayı nazarlar çıkartıyorum. Metin bitti. Rüya anında, rüyada olduğunu bilmediğinde, rüyada olduğunu bilirse rüya rüyalıktan çıkar. Güzel bir tenezzüh olur. Biraz rüya... rüyayı ama görmek istiyor. Gene şuurluyum diyoruz ya. O zaman keyif veriyor. Hayal gibi bir şey ya. Biraz da kaliteli. Ama hakiki rüyada ki çoğumuz onu görüyoruz. Rüyada olduğumuzu bilmiyoruz. Bak rüya anında rüyada olduğunu bilmediğinden sahih olarak yaşarsın. Aynı yaşıyoruz.
bilmediğin için. Ve vücudu harici gibi neticeleri aynı yaşarsın. Terlersin, gusül yaparsın, söylersin, cevap verirsin, mantık üretirsin. Rüyadakileri söylüyorum. Yani rüyada olduğunu bilsen onu yapmazsın zaten. Demek ki gerçek gibi olduğundan, sen dedim ya dersin başında, akıl için hayal, kah rüya, kah realite. Alem-i Şehadet'te gördüğünüz her şeyi beyin üçünü aynı kabul eder. Bu rüyadır, bu şeydir, hayaldir, bu gerçektir demez. Hepsiyle aynı etkilenir. Hayalen, özür dilerim, birisini böyle vurmak, kırmak veya cinsellik hayal et. Rüyada gör veya bir fiil olsun. Aynıdır. Yani o zaman bu bize neyi kazandırıyor? Bu bilgi ne kazandırıyor? Madem hayal etmek, madem rüyada görmek ve kendisi insanı aslı gibi yapıyorsa, vücudu böyle salgılıyorsa, o zaman iyi olmak istiyorsan iyi hayal et. Karımız bu bir tane. Onun için diyorlar ya, güzel gören güzel düşünür. Evet, ustad diyor. Değil mi? Güzel gören güzel düşünür. Güzel evet. Nedir? Allah'ın dediği güzeldir. Onu da hemen haşiye koyuyor. Hayatından lezzet alır. O güzel gören de hayatından lezzet alır. Çünkü güzeller dolu. Bazen rüyada bile diyorsun abi ya, bu haramdır. Yapmıyorsun yani çoğu şeyleri. Vücudu harici gibi bedene faturalar çıkar. Ve vücudu harici cinsinden faturalar çıkıyor malum. Rüyadaki cisimle bu cisim arasında fark yok. Rüyada burayı bu görüyor. Ama bununla o aynı değiller. Çünkü o gitmiş. Ama aynı. Paraleli. Aynı ama aynı değil. Ne aynıdır, ne gayrıdır. Aynadaki güneş ne güneştir, ne değildir. Rüyadaki sen aynı değilsin. Ama değil de değilsin. Aynı faturayı ona çıktığı aynı anda buna çıkıyor. Köpek ovaladı diye. Terden su olduğun gibi olduğu gibi bu da oluyor. O gusül yapması gerekiyorsa bu da yapıyor. O bir şeyler söylemişse bu söylemiş. Hatta yorgun oluyoruz. Sabaha uğraşıyordun, bak yorgun kalkıyorsun. Oysa yatıyordun. Niye terledin vesaire. Rüyadaki cisimle bu cisim arasında fark yok. Ama ikisi farklı şartlarda. Birisinin yer çekimi kanun yok. Zaman farklı ona akıyor. Farklı herkese farklı akar. Uçaktan korkan çok güzel misaldır. Bir saatlik yol 10 saat gibi gelir. Yerdeyse, yerde sevdiğiniz bir işi yapıyorsunuz. 2 saat nasıl geçti ya, Allah Allah. Sevdiğiniz bir ders. Allah, 1 saatlik derse bak ya. İnan hiçbir şey anlamıyorsunuz. Mesela Ümre'de veya İstanbul'da bir kardeş var. Bir Kur'an okuyor. Teravide. Ya kardeşim, Allah aşkına ya, ne 3 sayfa okuyor ya? Ya giden gitsin ya, boşver. Hepsi birden, yok hocam dedi. Lan 5 sayfa çıkar lan, hafızsın zaten lan. Sultan Beyli'de. Lan ne uçuyor ya? Lan bir his boku lan, 5 sayfa oku. Lan hastayız ya. O kadar mı gidiyor? Oh! Ya abi belki sıkılır. Ne sıkılacağız lan bu? Yani tamam, bazen deriz ki, oğlum inna atteyne de Allah'ın suresi lan, onu oku diyorum. Bazen diyoruz ki, 3 sayfa okuma lan, 5 sayfa oku. 5 sayfa oku. Yani zaman nasıl akıyor biliyor musun? Farklı ortamda. O ve ben. Ama benim ikisi de. Hani cennette bir anda her yerde olacağız, farklı farklı iş yapacağız ya. Bu burada nefes alırken, o orada konuşuyor. Bu burada yatarken o yiyor rüyadaki. İkisi de benim ama. Öyle. Peki bir de rüyada rüya görmek var. Rüyanın içinde rüya var. 3 tane oldu. Ben bana oldu birkaç defa ama bir tanesini hatırlıyorum çok.
Rüyada bir zatı görüyor. Halamın kocasını görüyor. Yolda giderken yolun aşağısında dikenler içinde ama kendisinin bulunduğu yer biraz açık. Ne yapıyorsun Ali dayı selam kelamdan sonra? Dedi ki yeğen dedi hesap veriyorum dedi. Belki de 10 senelik rüya. O kadar etkilenmişim ki 10 senelik rüya aynı her zaman aynısını kelimeleri söylüyor. Ne oldu Ali dayı dedim netice aşağıda. Aşağıda. Dikenlerin içinde. Ama böyle kendi yeri açık. Diken sarmamış ama içinde. 11'e 7 dedi. 11 nedir dedim. Sebaplar, 7 günahlar ama kahveye gidip geldiğim şu anda hesap ediliyor dedi. Yani hesap ediliyor dedi. Sorduğum zaman 12-13 sene olmuştu öleli. Kahveye gittim geldim daha hesaba katılmadı. 11'e 7. Gene iyi elhamdülillah Ali dayı dedim ya. Ben nerede bir şey olsa bile baş başa gider falan. Sonra bu rüyayı gördüm. Rüyalıyor. İndim aşağıya rüyada gidiyorum. Sonra uyanmışım. Halamı görmüşüm. Onun karısı sağ. Öz hala. Hala dedim. Bu akşam Allah hayretsin Ali dayıyı gördüm dedi. Hayırdır dedi aynısını anlattı. Bak bir benim bir Ali dayı gördüm. İki. Bir de oradan uyanmışım. Bir de güya halamı gündüz görmüşüm. Halama nakletiyor. Üç. Bu akşam rüya gördüm dedim Ali dayı. Onu anlatıyorum rüya. Oysa uyanık zannettiğim şey rüyanın iki kat ilerisine geçmiş. Bu üstad da öyle diyor. Rüyanın iki katına geçen şu insanlar uyanık, uyanığız. Bir şuurluyuz, ayız zannedip oysa bu dünya hayatının biraz daha ilerisindeler. Daha çok ileride. Demek ki ikisi farklı, farklı ortamda, farklı iş yapıyorlar ama ruhta bu farklılıklar yok. Ruhta farklı yok. Ha bu ceset, ha o ceset. Aynı. İkisi aynı. Benim rüyamda üçü de aynı. Ruh için fark etmiyor. Ama üçünü aynı anda yaşıyorum. Bedende gir içeriye, hani giydirilmiş elbise. Rüyaya giydirilmiş, rüyanın içine bir de rüya giydirilmiş. Ruhta ani vahitte tek anlaşılıyor. Bu kadar farklılıklar, ruh ani vahit. Şaşırtmıyor, tek şey. Nihayetsiz iş, tek iş gibi. Buna basit bir misal, ustadımızın verdiği. Basit derken anlaşılan bir manasına. 200 trilyona yakın hücre var. Tırnak hücresi, göz, saç vesaire. Böbrek çalışıyor, karaciğer çalışıyor, mide çalışıyor. Hepsi farklı farklı iş ama hepsi bir anda İsmail... Oluyor. Hepsi bir anda oluyor mu abi? Oluyor. Bir iş bir işe mani sıraya konuluyor mu? Ruh şaşırtmıyor. Arkadaki hücre, öndeki hücre. Alttaki hücre, üstteki. Karaciğer, böbrek vesaire. Aynı anda da rüya görüyor ruh. Ruh için bir tane, iki tane, 10 tane, o iş, burası, burası, dün, bugün, öyle bir şey yok. Hadiste de geçer ki, bu dünya hayatı için de rüya gibidir. Bu dünya hayatı için rüya gibidir der Allah Resulü bir mana. Yani birbiri içinde alemler girifti demek. Rüya demek aynı yerde farklı farklı işler birbirine girmiş. Bu dünya hayatı uykudur. Rüya gibi geçti diyor ustad. İsmail neymiş abim? Uykudur. Rüya gibi. Neymiş? Uyku. İnsanlar uykudadır, ölünce uyanırlar değil mi? Hadis tam onu söyleyecek. İnsanlar uykudadır. Şu anda uyku muyuz? Ya konuşuyoruz ama. Hani lamada var. Öyle diyor hadiste. Bazı haşa yalan mı söylüyor Efendimiz? İnsanlar dünyada uykudadırlar. Rüya. Rüyadadırlar. Rüyadadır. Ölünce uyanırlar. Sözün hakikati tam olarak ne yapıyor? Uykudadır diyor abi. Rüyada mı, uykuda mı? Yani bu manada söyleyelim hakikat için ona girmeyeyim, konu tamam. Dışına çıkarız. Tamam. İnsan aslında uzaklaştıran her şey gaflet ve uykudur. Nasıl ki uyuyan adam kendi benliğini sanki Adem gibidir. Vücudu var, yok.
Yani Adem nedir? Vücutsuz vücut. Sıfatsız sıfat. Yokluğun varlığı. Uyku anında rüya görmüyorsun. O zaman sen, senin aleminde bütün varlık nedir? Yoktur. Bak, vücutta Adem. Anladın mı? Vücutta Adem. Adem nasıl? Uyku gibidir. Her şeyin yok olduğu. Nasıl her şey yok olur? Aa, uykuda her şey yok oldu. Senin aleminde. Yani insanlar uykudadır. Uyku olan, uykuda olan bir insan etrafını fark eder mi? Etmez. Öyle bir gaflet uykusu var ki kabiri, ölümü, hesabı hiç yok. Burayı görüyor muyum? Var mı Almanya nazarında? Çek senetler nerede? Her şey yok oldu değil mi? Ha, dünya hayatı uyku gibidir. Bir rüya gibi geçti. Niye? Unutmuşuz her şeyi. Asılları unutmuşuz. Uykuda olan adam sırf rüya bir şey görüyorsa o kadardır. Vardır. Rüya da görmüyorsa zaten hiç yoktur. Öyle değil mi İsmail? Bu dünya hayatı uykudur, rüya gibi geçti. Bir de uyuyoruz, uykuda rüya görüyoruz, rüya içinde rüya görüyoruz. Uykudaki rüya bir. Dünya hayatı kendisi bir rüya, iki. Netice rüya içinde rüyadayız. Bir daha. Uykudaki rüya bir. Dünya hayatı kendisi rüya, bu da iki. O zaman rüya içinde rüya. Her bir alem farklı. Her bir alemdeki haletler de farklı. Şimdi bedensel hayattaki haletler farklı. Rüya görüyorsun, o haletler de farklı. Nasıl, keseyim mi? Ağır geldi mi? Yok, iyi. Murat iyi misin? İyi. Yani iyi misiniz? Yoksa ezmeden dolaş şey geçirmesin. Ha. O zaman ben bunu bırakacağım. Bing Bang ve esiri yapmayacağız. Tamam. O zaman bunu bitiriyoruz ona göre. Çünkü bitmesi lazım o zaman. Her bir alem farklı. Her bir alemdeki haletler de farklı. Her haletler de farklı ise zamanın da akması, tesiri de farklı olacaktır. Zamanın akması hızlı ve yavaş senin haletine bağlı. Haletini oluşturuyor. Zamanın akıcılığını senin haletlerin oluşturuyor. Zaman der esması esmasındandır. Bunun da meratipleri var. Der esmasının rüyadaki tesiri ve akması ayrı. Dünya hayatındaki tesiri ve akması ayrı. Cennetteki tesiri ve akması ayrı. Bir dakika rüya ayık alemin belki bir senesi veya daha uzun zaman. Ama İki ayrı zamanı aynı zamanda oluyor. Mesela rüyada bir dakikada bir senelik iş yapılıyor. Ama bu bir senelik işi kitap ezberliyor. Kur'an hafız olan var. Allah Resulü'nün vahyi 40'ta biri, 40 yüzünden birisi rüyada gelmiş. Uykuda gelmiş. Rüyada hafız olan var. Hayal değil ki yani rüya. Ya bir dakikada 10 senelik iş yapanlar var. Siz yaptığınız mesela, benim yaptığımı söyleyeyim. Derdiniz var. Benim haberim yok. Haberim olsa evliya olurum. Haberim yok. Bir derdiniz var, sıkıntınız var. Günlerden beri uğraşıyorsunuz. Rüyanıza geliyorum. Yani Allah bana sevap kazandırmak için. Sizin aleminize giriyorum rüyada. Size diyorum ki... Abdullah şöyle yap, bunu yapma. Yani nasıl bir şey? Ben söyleyeyim bak. Bir mesele yapayım mı yapmayayım mı? Değil mi demeyeyim mi? Vereyim mi vermeyeyim mi? Ne yapıyoruz? Meşvere edeceğiz, istişare edeceğiz, kimse yok. İstişare olmayan bir şey şüphelendi. Ne yapacaksın? İstihare yapacaksın. Senin niyetini kim biliyor? Hiç kimse bilmiyor. Yatıp da o niyette yaptığın bir şeyi rüyada... Kim görmüş, kim duymuş ki, kim bilmiş ki sana onun hakkında çıkış yolu gösteriyor? He? Yani Allah'ın varlığına bakın ya.
senin o niyetini, senin o çözemediğin şeyi nasıl yapacağını kim duymuş, kim görmüş, kim bilmiş? Peki neyle cevap veriyor Allah? Renklerle. Kim benim kalbimdeki hatıratı, kalbimi, arzumu, meylimi, istemi duymuş da cevap veriyor? En gizli hatıratımı. Rüya rüya değil. Çünkü hayal hayal değil. Rüya, dünyamızdan ahirete doğru yolculuğun ilk durağıdır. Yaşanan her halette, histe, rüyanın bir değişiğiymiş. Yani bazen haletler yaşarız ya, bazen bir duygu yaşarız, bir his yaşarız. Rüyada işte bunun bir değişiği. O haletin içine girince, İki farklı zamanı aynı anda yaşıyoruz. Bedensel mesela diyelim ki tuzlu yemişsin. Devamlı suların peşindesin. Beden şey. Ama aynı anda beden alakası, beden susuzdur. Ruh susuz değil ki. Bu şey susuzluk ruha sıkıntı olarak yansımış. Halet olarak. Yani aynı anda farklı şeyler yaşayabiliyoruz. Aynı fiil, mesela aynı fiilin iki farklı zemin olduğunu göstereyim. Adam veya kadın ağlıyor. İki sebebi var. Ya çok sıkıntılı veya çok mutlu. Mutluluktan ağlayan yok mu? Çok. Sıkıntıdan ağlayan? Çok. İkisi de netice ağlamak değil mi? Ama sebepleri ikisi zıt. Hatta bir şey dikkat edecekti. Gayrimüslimler Müslüman olduğu anda kelime şahadetinden sonra hemen ağlıyor. Sevinç ve sururda. Kesin. Yani o anda nasıl bir halet-i ruhiye yaşıyorsa, Cenab-ı ona ne veriyorsa. Yani bu yani çok videoda dikkatimi çekti. Çok videoda gördüm. Müslüman olurken kelime şahadet getirirken başlıyor. Burada da ağlat. Burada da ağlat. Yeah. Bir de ne yaptım biliyor musun? Bana çok itiraz aldım. İtiraz derken Allah Allah bu denilir mi? Gözyaşı damla değil midir? Gözyaşı bazen ciddi bir mutlulukla ağlarsın Hasan, bazen çok ciddi sıkıntıdan ağlarsın. Yani, gözyaşı gibi gözükürken ruhun dışarıdaki teleşuatıdır. Göz, affedersiniz, özür dilerim, bir damla sudan insan yapılıyor ya, gözyaşını da bir yere döllesek, gözyaşından o gözyaşıyı hangi haletten çıkarttınsa o haletle çocuk olur. Abi bu şeyde ilim dünyasında çığır açar hocam. Yani bu dehşet bir hadise abi. Evet. Çığır açar o zaman bu ya. Mesela yani insandan atılacak suyun kültürü, geleneği, yediği halal, heram maddeler etkilemiyor mu suyu? Haletten etkilemiyor mu? Nurcusunuz, nurcu değilsiniz. Çocuğunuz oldu. Nurcu değilken oldu, nurcu olan oldu. İşte şöyle şöyle olursa böyle böyle olur çocuk diyor da rivayet var. Peki o sudan değil de gözyaşından çocuk olsa. Senin o su batını su değil ki. Orada haletlerin dışa vuruşudur. O haletlerin donmuş hali sudur, gözyaşıdır. O alet cinsinde mahluk olur. Bu dersleri dinleyen yakın da abi hiç kimse çocuk yapmaz herhalde. Bilmiyorum yani. Çocuk yapmaz deme de çocuğa vesile olmaz. Hiç kimse çocuk yapamaz. Hiç kimse çocuğa engel olamaz. Nedir? Sırf düşünün abi. 100 sene düşünün artık. He? Hatta bazı şeylerde evliyalarda öyle bir hal oluyor ki terledikleri zaman terleri kokmuyor. Pis kokmuyor. Hatta mis kokuyor. Peygamberimiz Aleyhisselam sahabe daha yeni geçmişse bıraktığı kokudan takip edermiş. Gül kokarmış. Hatta belki dokunacak ama dokunacak değil de tamir edersiniz. Çare sunuyor. Teriniz çok pis kokuyorsa parfüm değil de ahlakınızı düzeltin. Ahlakı ağır olanın, geçimi zor olanın kokusu ağır olur. Nereden çıkıyor? Resulullah nasıl kokardı? Tarihçiye geçelim.
Boşuna mı söylüyor? Fuzul bir şey yazar misalde. Biz inanıyoruz ki israf yok. Öyle mi? Peki, ustad için ne diyorlar? Eşyasını kirletmeden çıkarırdı, daha kirletmeden yıkattırırdı. Öyle mi abi? Ne yazıyor bunu? Peki abiler daha kirlemeden çıkarttığı elbisesini, çamaşırını yeniyle nasıl ayırt ediyorlarmış biliyor musunuz? Kokusundan. Kokusundan. Kendi tarihçede geçiyor. Koklardık. Gül kokuyorsa eski giyilmiş. Normal çamaşır kokuyorsa yıkanmış. Bak. Kişi, kişinin kimliğidir koku. Hatta İslam hukukunda şarap içenin sarılırsanız, içki içen sarılırsanız, eğer teri varsa, teri elinize gelirse, onu üç defa yıkayın. Çünkü necistir o da. Teri necistir. Normal bir insanın içki içmese bile necis, necis değil. İçki içenin teri necistir. Batını taşıyor. Şimdi, ya nasıl olur ya bu böyle içkiyle ne alakası? Senin içinle ne alakası var büyük abdestle küçük abdest? Doktor diyor ki ver büyük abdestin bana. Ulan ne yapacaksın doktor? İçini seyredeceğim ona diyor. Ne var ne yok bakacağım diyor. Ne hastalık var, ne özelliği var, ne halt işlemişsin. O suya da bakacağım. Büyük kimyacı öyle mi? Büyük abdestine idrarını da ver. Peki nedir o? Bizim için pisliktir. Doktor için nedir? Laboratuvar için batını zahire taşıyan bir mesajdır. Kargodur. Şifredir. Hatta Amerikan Cumhurbaşkanları, başbakanları bir yere giderken tuvaletlerini bile yanlarında götürüyorlar. Adamlar tuvaletlerini bile bırakmıyorlar. Taşı onu alıp da şey yapmasınlar. Tahlil edip ne kadar hasta, hangi hastalığı var, nesi var diye. Yani adamın ne zaafları var. Onu şimdi tespit edelim. Yani bunu şimdi bunu bilmeseler bunu yaparlar mı? Bilen meşhur devlet başkanları kaldıkları otelde tuvalet yapmazlar. Abdest almazlar. Suyu da harcamazlar orada. Alırlar suyu, o kendi götürdükleri kapta abdest alırlar, tuvalet yaparlar. Zahmetli iş. Zahmetli iş. Sen gibi biz gidiyoruz. Küllü menale yapar. Başbakan almak değil. Çok zor lan. Hizmet. Acayip. Ne yapayım Murat ya? Peki bitireyim de şunu. Çay içmeyin. Neye vereceksiniz bana? Yaşanan her halette hadis, his de rüyanın da bir değişiğidir. O haletin içine girince iki farklı zamanı aynı anda yaşıyorsun. Dedim ya, bedensel aletleri yaşarken halamın kocasını gördüm. Ayrı bir alet, vay be 11 öyledi falan. Korktum. Aynı anda üçüncü bir alet yaşıyorum, halama söylüyorum. Güya uyanmışım. Oysa daha beter bir rüyaya girmiş. Biri cesede tesir eden nehirdeki eşyanın akması gibi, diğeri yaşadığın haletin zamanı der esmasının bir meratibini yaşıyorsun. Onun için kısa bir beden hayatında uzun yaşamak istiyorsan enfusi alemindeki haletlerini yaşaman lazım. Dünya 60 sene ama eğer uzun yaşamak istiyorsan enfusi alemlerindeki arkayı, batını yaşarsan kısa bir gibi gözükürken bir dakika gibi dünya hayatı nihayetsiz bir zamana geçersin. Orada zamanın nihayeti yoktur. Zamanın duracağı da yoktur. Durak da yok. Son cümlem. Bazen bir söz, bazen bir hatıra, bazen bir resim o anda sana tam 60 senelik hayatı an zamanında yaşatır bir haleti. Bazen bir koku, bazen bir ses, bazen bir resim, bazen bir tat. Bazen bir tat, bazen bir dokunma 60 sene önceki zamana taşır seni. Bu aletleri yaşarsın. Yaşarsın. Annenden aldığın kokuyu bazen birisi vesile olur. Akraban, torunun, yeğenin. Kokladığın zaman bir bakıyorsun ki annenin kokusu. Beyin ta geçersin 20-30 sene. O anı yaşarsın böyle. Ama dalarsın, millet de zannediyor ne oldu?
Nasıl anlatacaksın? Anlatamazsın. Çünkü bunlar anlatılmaz. Her şeyi anlatmak için değil. Yaşamak içindir. Bunları yaşarsın, anlatamazsın. Tadı yaşarsın, balı yaşarsın, anlatamazsın. Buradaki istiyorum. Vahir davahum enilhamdülillahi rabbil alemin el fatihatü ve selavatü.